bitch, I can try to find a way, cause I just wanna be alive, cause I don't think that I just wanna go and die today. Evet, merhaba, selamlar dostlarım. Bugünkü öneri videomuzda romantizm okul animelerini derledim. İyi seyirler. I'm a champion, I'm a rice, but I'm never gonna give up. I don't care about the path, but the hiccups. I'ma get through now, I stick up. Ready for war, so I come for the target. I'm engaging your core, I am ready for battle. And I'm ready for war, so I come for the target. Animenin olay örgüsü aslında basit. Ana karakter Sakuta Azusagawa ergenlik sendromu ile ilgili sorunları çözer. Bu animede bir üst sınıf öğrencisi ve televizyon yıldızı olan Sakurajima Mai, kendisi dışında kimsenin göremediği bir tavşan kostümü giymiş halde kütüphanede gördüğünde başlıyor. Sakurajima Mai'nin başına geldiği bir takım olayları Sakuta Futaba Ryo ile çözmeye başlar. Takanashi Yuta temelde normal bir lise öğrencisi. Sınıfından bir kızla arkadaş olur. Kendisi Chunibyo'dur. O ne demek? Brahmin diyorsanız, kendi hayal gücüyle kafasında fantastik olayları yaşıyor. Kimileri bunun komik olduğunu düşünse de, kimi kesim ucube olduğunu düşünüyor. Yuta ise normal birisi. Ama şimdiki zamanda Yuta, geçmişteki Yuta, Chunibyo olduğundan Rikka ile anlaşabiliyor. Rikka, Yuta'nın geçmişinde bürünmüş olduğu hayali karakter olan Dark Flame Master biliyor. Ve Yuta'nın oturduğu apartmanda üst kattaki komşusu olmasıyla ikimizin romantik komedi ilişkisi başlar. Hikayemiz Uesugi Futaro'nun beşiz kız kardeşlerin özel öğretmeni olmasıyla başlar. Futaro klasik inek öğrencisi. Sınav notlara her daim 100 alan bir öğrenci. Ve ailesi büyük bir meblağ borç içinde. Şansa bak ki zengin ailenin kızları olan beşiz kardeşler şehre taşındı. Söz konusu ailenin babası beşizlere notlarını yükseltmeleri için özel eğitmen kiralar. Tabi özel ders anlatırken kızların ona olan bakış açıları da değişiyor. Ve sonuç olarak Futaro'nun da birisiyle olacağını görüyoruz. Acaba o şanslı kişi kim olacak? Bakalım kız kardeşler akademiden mezun olmalarını sağlayabilecek mi? Ayrıca kendi görüşümü dile getirirsem harem türünün en iyi animesi diyebilirim. Çok fazla etçi ve fan servis olmadan böylesine güzel bir seri de yapılabiliyormuş, değil mi manga kalır? Harem türünü ve işleyişi gayet güzeldi. Özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Alçak gönüllü bir liseli kızın hikayesi. Kimino Todoke. Arkadaş olmak istiyor ama kız bildiğin korku filmlerinden alıntıymış gibi görünmesinden ötürü karakterimizin bu genç yaşta dışlanmış yapıyor ve arkadaş yapmakta zorlanıyor. Okulun popüler erkeğiyle konuştuğunda kızımızın açısından her şey değişiveriyor. Yeni bir dünyaya da kendisini buluyor adeta. Arkadaşlarıyla ve tanımadığı kimselerle duygularını ifade etmeye çalışması da işin güzel tarafı. So I come for the target. I'm engaging your core. I am ready for battle. And I'm ready for war. So I come for the target. I'm engaging your core. Oldukça entrika dolu bir hikaye.
kız karakterimiz olan Hanabi, küçüklüğünden beri yakın komşusu olan Kaneya'ya aşıktır. Aynı şekilde Mugido uzun zamandır kendisinin özel öğretmeni olan Akane'yi sevmektedir. Hanabi ve Mugi karşılıksız olduğunu düşündükleri aşklarını, tesellisini ise birbirlerinde ararlar. Sizce de Yeşilçam dizileri var değil mi? Aşk dörtgeni, beşgeni, altıgeni adeta olarak başlayan bu hikaye yan karakterler de girince içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ne var ki karakterlerin iç sesleriyle ve kendileriyle hesaplaşmaları bir o kadar da sade ve gerçekçi oluyor. Çünkü her karakterin nedenleri var ve hemen hepsiyle izleyici empati kurabiliyor. Hani şu iyi ve kötünün birbirine karıştığı, etik değerlerin esneklik gösterdiği, kişilerin yargılarının ön plana çıktığı animeler var ya, ha şu Kuzuno Honkai da tam öyle bir anime. Başıboş sokak kedilerini yurduna almak isteyen Sarata adlı karakterimiz sıkıntılı öğrencilerin bulunduğu bir yurda gönderiliyor. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Nihi nihi nihi. Sarata taşınmak için sabırsızlanıyor ama Shina Mashiro gibi oda arkadaşına sahip olunca işler yurtta değişiyor ve mercimeği fırına verirler. Shina'ya karşı hisleri gelişir. Onların günlük yaşamları aynı zamanda zihinsel ve duygusal karakter gelişimleri, komik ve duygusal dolanlar bizi bekliyor. Hikayesi gayet sıradan başlar. Ta ki mochi dükkanının sahibinin kızı Tamako'nun ilginç mi ilginç ötesi bir kuşla karşılaşıncaya kadar. Tamako 16 yaşına basmış sıradan bir lise öğrencisi ve babası mochi dükkanı işletmekte ve genellikle evin ihtiyaçlarını Usagiyama çarşı pazarında alışveriş yaparak gideriyor. Çarşıdaki dükkanların sahibi Tamako ile sıkı fıkı ve görünüşe göre hikayenin çoğu bu okul ve çarşı pazarda geçecek gibi görünüyor. Tamako bir gün çiçekçiye giriyor ve çiçeklere bakarken ve bunun suratını atlıyor derken bu da bunu hapşurarak savuruyor. Bu kuş birden dile gelip bebeğim bana herkes yazamaz deyip kızı dumura sokuyor ve kız bunu tuttuğu gibi dükkandan dışarı atıveriyor. Onu bunu geçtim kuş da bildiğin böyle fabulous havası var. Yani bir Bülent Ersoy'un bir kuşta vücut bulmuş hali gibi. Kuşumuzun kendisinin bir yolculukta olduğunu ve hizmet ettiği prensesinin eşini bulmak için yolculuğa çıktığını söylüyor. Ama bir şekilde yolları Tamako ile birleşiyor. Romantizm Okul anime derlemelerinin sonuna geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayalım. Henüz abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açalım lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.